Merhaba arkadaşlar, bugün size Eiffel'de patern ne işe yarar onu göstereceğim. Öncelikle patern desen demek, Türkçe çevirdiğimizde patern desen demek. Gördüğünüz gibi dram koyabildiğiniz, yazabildiğiniz paneldir, artık araçtır, ne diyorsanız. Şimdi bu tarafta gördüğünüz gibi bütün paternler bu tarafta. Burada bir kutucuk var. Şimdi nasıl düzenleyeceğiz, ne yapacağız? Mesela öncelikle eklemekle başlayalım. Nasıl patern eklenir? Onu göstereyim. Buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi burada bir artı tuşu var. Artıya tıklıyoruz ve buradan bize isim girmemizi istiyor. Mesela kik yazacaksınız. Kik dedik ve enter'a tıkladık. Ama şimdilik bunu silelim. Böyle artıya tıklıyoruz. Kik. İsmi ne olsun? İsmi kiktir. Sonra burada tik işareti var bir tane. Çarpı var. Buradan mesela ne olduğunu seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Silelim tekrardan. Tekrar kik yazalım. Burada çarpı var, iptal edebilirsiniz. Tik işareti var. Okey deyip yani enter ile aynı görevi görüyor tik işareti. Burada da bir tane renk kutucuğu var. Tıkladığımızda renk seçebiliyoruz. Bu nasıl görünecek? Mesela yeşil görünsün. Sonra enter'lıyorum. Gördüğünüz gibi burada yeşil görünüyor. Buraya da attığımızda yeşil oluyor. Böyle bıraktığınızda kırmızı olabilir. Çünkü seçili olduğu için kırmızı oluyor. Seçtiğinizde bakın seçtiğiniz kırmızı oluyor. Şimdi bunu silelim. Tertemiz olsun burası. Sağ tıklayıp buna klon derseniz klonlar. İki ondan bir tane daha aynısından bir tane daha yapar. Mesela onu bunda gösterebiliriz. Klon dedik. Gördüğünüz gibi aynısından bir tane daha yaptı. Pardon. Şöyle aynı. Bakın buna bakın. Bir de buna bakın. Aynısı. Mesela bunu tekrar silebiliriz sağ tıklayıp. Sonra bunun üstüne sağ tıklayıp burada F2 ile de yapabiliyoruz. Rename and color diyor. Burada renk verip yeni adını değiştirebiliyoruz. Mesela adını drum olarak değiştirelim. Buradan da renk seçelim bir tane. Mesela kırmızı olsun. Evet, gördüğünüz gibi. Böyle. Sonra sağ tıklayıp başka ne yapabiliriz? Başka şu anlık işimize çok yarayacak bir şey yok. Bunlar en başta başladığınızda çok işe yarar. Buradan yine dediğim gibi delete yapıp silebiliriz. Bu kadardı. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Açıklamada Discord linki var. Oraya da gelebilirsiniz. Bir sorunuz olursa oradan sorabilirsiniz. İyi günler.